Aferin ustaşım, bu şimdiye kadar yaptığın en şirin şey oldu. Teşekkür ederim Şirin Baba. Aa, bebek buna gerçekten bayıldı. Küçük bir şirin olunca dünya harikalarla dolu gibi gelir. Şirin Baba! Şirin Baba! Ne oldu hiç Şirin? Bir terslik mi var? Şirin Nehri'nde bir şeyler oluyor. Balıklar biraz tuhaf hareket ediyor Şirin Baba. Bu işte derhal ilgilensek iyi olacak. Son derece haklısın Şirin Baba. Her zaman dediğin gibi. Gözlüklü, sen ve Sakar Bebek'le ilgilenin. Ama Şirin Baba! Yapma Gözlüklü, biz şanslı değil miyiz? Burada kalacak ve bebekle oynayacağız. Şans mı? Şans mı? Ne zaman heyecanlı bir şey olsa seninle ben bez değiştirme nöbetine kalıyoruz. Aa, hadi Gözlüklü, bebeğe bakmaktan daha önemli bir şey olamaz. Eğer Şirin Baba benim olağanüstü yeteneklerimi fark etseydi. Ama hayır, ben bebekle ilgilenmek zorundayım. Olamaz, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sence bu ne olabilir Şirin Baba? Korkarım bu sihirli bir kirlenme. Sihirli bir kirlenme mi? Onun nereden geldiğini bulmalıyız. İyice sen balıkları, kurbağaları ve diğer susamış orman hayvanlarını suyun güvenli olduğu nehrin üst tarafına götürsen iyi olur. Hemen Şirin Baba! Buraya bak Şirin Baba! İşte buradan geliyor. O Şirin Baba, şimdi ne yapacağız? Usta, senin bir baraj kurmanı istiyorum. Bu gelen şeyi Şirin Nehri'nden uzak tutmaya çalış. Şirin'e ve ben bunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Söylediğini yapılmış bir Şirin Baba. İşte Şirin'e, sanırım sihirli kirlenmenin kaynağını bulduk. Kanka benim çamur havuzum. Evet, başarısız olan deneylerini havuza atıyordur mutlaka. Ay, ne kadar iğrenç. Saklan, bir gelen var. Sana söylüyorum Azman, her şey düzelmek zorunda. O kokuşmuş küçük şirinleri yakalamak için her şeyi denedim. Ama her zaman benden kaçmanın bir yolunu buldular işte. Yeter artık. Bu sihirli dev formül beni Şirin Köyü'nü yamyasa edecek kadar büyük yapacaktı ama olmadı. Bütün o küçük mavi dilencileri bir defa da yok edecektim ama işe yaramadı işte. İşe yaramadı. Sihirli bir küçültme iksiri. Ormanı bir kapı paspası kadar küçültecektim ve şirinler benden saklanacak yer bulamayacaklardı. Ama faydasız. Ah Azman, pis küçük bir şirini elime geçirmek için her şeyimi verirdim şu anda. Kaç! Neler oluyor orada? Dur bir dakika dur. Koş şirine koş! Bu yaptığını beğeniyor musun güzel sefil pire torbası seni? Bu tarafa Şirin'e. Şimdi ne olacak Şirin Baba? Acele laboratuvarıma gideceğiz ve kirlenmeye karşı bir eriyik hazırlayacağız. Gargamel'in sihirli kirlenmesinin yaşayan yaratıklar üzerinde ne etki yapacağını bilemeyiz. Kendimi berbat hissediyorum. Hem de çok berbat. O havuzun suyunu yutmak midemi bulandırdı. O hain tüy yumağını elime geçirirsem ben ne yapacağımı biliyorum. Ben çok hastayım. Biraz dinleneyim bari. PR kare? Yok hayır, bu olamaz. Bunun olması olanaksız. Şirin Baba! Kirlenmeye karşı eriyik yapmana yardım edebilir miyim? Hayır, teşekkür ederim Gözlüklü. Ama senin her zaman dediğin gibi Şirin Baba, iki şirin bir şirinden daha iyidir. Gözlüklü, neden sen ve Sakar Bebek Şirin'i ormanda bir yürüyüşe götürmüyorsunuz? Bana kalırsa Şirin Baba, Sakar bu işi yalnız da yapabilir. Senin az önce söylediğin gibi Gözlüklü, iki şirin bir şirinden daha iyidir. Evet Gözlüklü, bunu az önce kendin söyledin. Peki Şirin Baba, eğer ben söylediysem doğru olması gerekir. Bir bakalım şimdi. Evet ama aslında hayır. Ne oldu? Aptal kedi seni. Kendimi berbat hissediyorum. Geliyorum kuru gürültücü pis kedi. Seninle görülecek bir hesabım var zaten.
Bırak şımarmayı şimdi. Çünkü bu bir işe yaramayacak. Senin yüzünden o çamur havuzuna düştüm. Ay herhalde soğuk aldım. Oh, ya da başka bir şey. Eyvah ben küçülüyorum, çekiyorum. Hep senin yüzünden, seni sefil pire yuvasız fare düşmanı seni. Çok iyi, kaç sefil korkak, kaç. Ah, eyvah, bu imkansız bir şey. Ben bir şirinden daha büyük değilim. Peki ne yapacağız şimdi? Kendimi iyileştirmek için iksirlerime bile ulaşamıyorum Azman. Ve seni okşayamıyorum sevimli küçük kedim benim. Ay, dur, durma güzel kedim. Dur, ayıp da yapma, dur. Nankör! Bana yardım edecek birini bulmalıyım. Hayır. Bu duruma bir çözüm getirecek bir tek büyücü var. Bunu hiçbir zaman söyleyeceğimi düşünmemiştim ama... Şirin Baba tabii ki. Bana yardım et Şirin Baba! Şirin Baba! Hangi Şirin olursa olsun yardım edin bana, imdat! Nasıl bu kadar aptal olabilirim ki? Mi, ne oluyor tüy beyinli budala? Kimyasallarımı daha dikkatli yok etmeliydim. Git yumurtla, geveze kakalı seni. Oh hayır, ne oldu yine? Şimdi artık bir tarla faresi büyüklüğündeyim. Oh imdat! Neyse burada güvendiğim. Evreka, buldum onu Şirin'i, onu buldum! Oh harikasın Şirin Baba! Bu kirlenmeye karşı eriğimi derhal Şirin'in yerine götürmeliyim. Bu kargemenin sihirli kirlenmesine karşı etki oluşturacak. İşe yaradı bile Şirin Baba! Evet, nehir artık güvence de. Şükürler olsun, artık bütün yaratıklar bu suyu içebilirler. Balıklarla kurbağalar evlerine dönebilir. Ne yazık ki Şirin'e, sen ve ben Gargamel'in oraya gitmeli ve onun çamur havuzunu da temizlemek zorundayız. Şükürler olsun, o kertenkele gitmiş. Baksana gözlüklü, biraz dinlenebilir miyiz? Tabii, bu ne fark eder ki? Yapma gözlüklü, Şirin Baba senden yardım istemedi diye üzülmene gerek yok. Benden hiçbir zaman yardım istemez o. Çok doğru. Şirin Baba'nın her zaman dediği gibi. Gözlüklü, sen Sokar'la beraber bebeğe bak. Evet gözlüklü, biz iyi bir ekip oluşturuyoruz ha. Ne? Beni yere bırak, fazla büyümüş seni. Bebek, elinde ne var? Bu Gargamel! Ona ne olmuş öyle? Ben çekiyorum küçük mavi gerçek. Sana ne olmuş gibi görünüyorum. Bu korkunç büyüyü bozacak tek kişi var. O da Şirin Baba. Beni ona götür lütfen. Götürmek zorundasın çünkü. Benim de tam olarak yapmayı düşündüğüm şey buydu işte. Biraz düşünürsen Sakar, Şirin Baba Gargamel'i yakalayan Şirin'in değerini nasıl inkar edebilir he? Şirin Baba gelene kadar Gargamel bebeğin oyuncak köyünde kalabilir tabi. Bu iğrenç bir şey. Şirin Baba, kirlenmeye karşı hazırladığın erik hala harika bir şekilde işe yarıyor. Evet Şirin. Yalnız umarım hiçbir yaratık o korkunç kirlenmeden etkilenmemiştir. Şaşılacak bir şey, kesinlikle şaşılacak bir şey. Ama doğru Şirin Baba, bana yardım etmelisin. Lütfen, sana yalvarıyorum, sen benim tek umudumsun. Ama önce Şirin Baba, eminim sen de bir zafer konuşmasının gerekliliğini kabul edeceksin. Hayır, eğer ben normal olsaydım... Önce en gerekli şey gözüktü, öyle mi? Hayır. Şaşılacak bir şey. Ben ne yapacağım şimdi? Bu senin kendi suçun Gargamel. Tabiat ananın kurallarını dikkate almazsan başına bu gelir işte. Şirin baba lütfen. Bunu bir daha asla yapmayacağım. Yalvarırım, beni normal büyüklüğüme çevir ne olur. Sanırım bu zavallı sefil yaratığa yardım etmeliyiz Şirin Baba. Peki tamam Gargamel, ama ben seni burada köyün içinde normal büyüklüğüne dönüştürecek kadar budala değilim tabii ki. Evet Şirin Baba, bu büyük bir aptallık olur.
Onu tam büyüklükteki Gargamel'in zarar veremeyeceği ormana götüreceğiz. Sana nasıl yardımcı olabilirim Şirin baba? Sen ve Sakar bebekle ilgilenin. İşte yine aynı şeyi yaptı. Şirin babanın her zaman söylediği gibi... Çabuk kapa çeneni Sakar! Hayır gözlüklü, Şirin baba bunu asla söylemez. Sen söylersin. Bu durumda bir Şirin ne yapabilir? Ben iyice uzaklaşana kadar bekle usta. Şu işi artık yapabilir miyiz? Tamam Gargamel, nefesini tut. Ay amanın onu ezdik galiba. Hiçbir şey olmadı. Ben hala aynıyım. Seni beş para etmez büyücü. Sen ne yaptın bana böyle? Senin eriğin hiçbir işe yaramadı. Sen zaten hiçbir işe yaramazdın ya. Beş para etmez keçi senin. Bu işte nazik değil Gargamel. Olamaz. Şaşılacak şey. Bir böcek kadar küçük oldum. Ne yapacağım şimdi? Korkarım benim kirlenmeye karşı iriğimin bile sana bir faydası olmayacak Gargamel. Şirin baba, ben hiçbir zaman iyileşmeyecek miyim? Gördüğüm kadarıyla her kötü bir şey yaptığında biraz daha küçülüyorsun. Eğer iyi bir şey yaparsan Gargamel, büyüyebilirsin. İyi bir şey mi? Herhalde şaka yapıyorsun sen, şakacı seni. İyi mi? Ben mi? Korkarım ki bu tek umudun. Şirin baba! Bir kelebek örümceğin ağına yakalandı. Onu kurtarmalıyız Şirin baba. Bir dakika dur izci. Bu benim teorimi denemek için bir şans olabilir Gargamel. Bu şimdiye kadar duyduğum en saçma şey. İyilik yapmanın ne iyiliği olabilir ki? Kesinlikle saçma bu saçma. Şu hale bakın, olamaz. Dikkat et Gargamel, örümcek. Eyvah. İmdat, bana yardım edin. Yardım edin bana. Sen haklıymışsın Şirin baba. O kelebeğe yardım etmek beni büyüttü işte. En azından birazcık işte. Evet Gargamel, dünyada yapacak pek çok iyilik vardır. Bazen yapılacak o kadar çok iyilik var ki bunlara yetişmek çok zordur. Bana mı söylüyorsun? Ve şu anda senin de yapabileceğin bir iyilik var. Şu zavallı sincaplara yardım etmemize ne dersin? Peki, tamam. Bu son fındıktı Şirin baba. Aferin sana Gargamel. En azından 1000 fındık taşıdım ama hala halime bak. Bir santim bile büyümedim. Sabırlı olmalısın Gargamel. İyiliklerin etkisi bazen biraz zaman alır. Gördün mü Gargamel? Yaptığın iyilikler sihirli iksinin etkilerini tersine çeviriyor. Bu doğru ama ne zaman yine normal olacağım? Bunu söylemek çok zor. İyilik yapmaya devam etmen gerekiyor. Ama bu imkansız. Ay Şirin baba, eğer Gargamel bir süre bizim köyde kalırsa iyilik yapmanın kolay olduğunu hemen anlar. Bu çok şirin bir fikir Şirine. Lütfen Garga Şirin biraz hareketsiz dur. Ne? Garga Şirin mi? Hayatımda hiç bu kadar kemikli diz, bu kadar çarpık bacak görmemiştim ve böylesine... Sen önündeki işle ilgilen şom ağızlı mavi... Mavi basma. Gargamel! Mavi yani mavi tinimini hanım tin. Hiçbir zaman böylesine büyük bir şarkıcı olacağım. Yani ne diyorum yahu ben? Kemküm. Böyle söyleme, ne kadar nazik Garga Şirin. Garga Şirin mi? Yok. Bundan böyle bütün şirinlerin Gargamel'in iyilik yapmasına yardım etmesini istiyorum. Yardım ederiz, neden olmasın, ama o iyilik yapmak isteyecek mi? Onun burada olması biraz tehlikeli değil mi Şirin baba? Söyler misin? Hayır. Etkisinde olduğu büyü bize herhangi bir zarar vermesini önleyecektir. Ben bundan nefret ediyorum. Ben de bundan nefret ediyorum. Koş becerikli koş. Boyalarımı taşımama yardım etmen gerçekten büyük bir iyilik Garga Şirin. Daha fazla küçülmemek için her şeyi yaparım. Ne yapayım? Bu olamaz Garga Şirin. Ben boyalarımı bu şekilde karıştırmanı asla istememiştim. Ama bunu söylemem gerekirdi. Gerçekten de çok renkli birisin. Gargamel, çiçeklerime su vermen ne büyük bir iyilik. Sonunda sen gerçekten iyi küçük bir Şirin olacaksın. Ben iyi olmak istemiyorum. Beni duyuyor musun? Ben kötü olmak istiyorum. Kötü. Zavallı çiçeklerim. Seni hemen görmeni istiyorum.
İyi olmaya tahammül edemiyorum bayan. Hayır, küçülüyorum, küçülmek istemiyorum. Ay ben çiçekleri çok severim. Tekrar su getireceğim tabii. Asla susuz kalmamalarını sağlayacağım. Hatta zararlı otları bile temizleyeceğim. Oh be, ucuza tattım. Şirin şapkasıyla gerçekten çok komiksin Gargamel. Benimle uğraşma küçük mavi budala. Yani demek istedim ki benim demek istediğim bu küçülme durumu beni bunalıma sokuyor yahu. Gerçekten mi? Al şunu bakalım o zaman. Bu seni neşelendirecektir. Bir sürpriz. Bir armağan mı? Benim için mi? Evet. Bayılacağından eminim. Vay. Vay. Seni küçük ahbap. Hayır. Armağan için teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok neşelendirdi. Buna daha fazla dayanamayacağım. Beni deli etmeyen tek Şirin sensin. Bu küçülme büyüsünden kurtulmak için yeterince... Yani bir şey yapmıyorum gibi sanki. Tabii senin için söylemesi kolay. Bir gün nasıl olsa büyüyeceksin. Ama ben korkarım ki hayatımın sonuna kadar Şirin büyüklüğünde kalacağım. Yük arabamı onarmama yardım etmen büyük bir iyilik Gargamel. Evet ama korkarım ki bu bana bir iyiliği olacak kadar iyi değildi. Sabır Gargamel. Şirin baba ne yaptığını bilir. Bana bir testere ver olur mu? Yardım et bana Gargamel. İyi de ne yapacağım? Arabayı yüzümden kaldırmaya çalış ve çabuk ol. Tamam. Çok iyi Gargamel, işe yarıyor. Evet o kadar iyilik yapıyorum ki bundan dolayı büyüyorum da üstelik. Tamam kurtuldum ben. Hey, sen gerçekten büyümüşsün. Evet büyüyorum. Büyüyorum tabii. Yakında normal boyutuma ulaşacağım. Kaç Şirin baba kaç! Yakında gördüğüm her Şirin'i ezecek kadar büyük olacağım. Tanrım! Ne? Yok hayır. Özür dilerim Gargamel. Sen artık köyde kalamayacak kadar tehlikeli olmaya başladın. Çok üzgünüm Şirin babacığım. Ben ne yapıyorum? Kahretsin. Ben de onlar gibi davranmaya başladım. Senin sihirli kirlenme hastalığının ne olacağı hiç belli olmuyor ki. Aptal, köyünüze kimin ihtiyacı var? Ben ormanda da bu kadar iyilik yapabilirim zaten. İyi de ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Ben aptal tüylü surat. Ayağımın altında böcekler esmeyi, çiçeklerin üzerinde zıplamayı, küçük çocuklara bağırmayı çok özledim, çok. Sanırım daha kötü olabilir. Yağmur yağabilir. Çok güzel bir gün Şirin baba. Evet öyle terzi, gerçekten de çok güzel bir gün. Şirin baba, artık kirlenme olmadığına göre sence yüzmeye gitmemiz uygun olur mu? Evet elbette Şirin, bu harika bir fikir doğrusu. Bebekten gözünü ayırma sakın. Ben biraz yüzüp geleceğim. Tabii gözlüklü. Peki bebek Şirin, sana biraz daha su getireyim. Tembel, bebekten gözünü ayırma. Ne korkunç bir geceydi. O aptal kedinin yüzünden evime bile giremiyorum. İşe bak. Bu da ne böyle? Şirinler. Tam ihtiyacım olan şey. Kahvaltı. O çok doğru, unutmuştum. Ben artık şirinleri korkutamam bile yahu. Bu kadar küçük şeyler nasıl olur da bu kadar eğlenebilir? Ama yine de arkadaşlık edebileceğim bir tek onlar kaldı. Başka her şey ya beni yemeye çalışıyor ya da ayağının altında ezmeye. Kedim azmam bile. Nankör. Azman! Hayır, küçük Şirinciye bunu yapamaz. Hayır, Azman bebeği yakalayacak.
Dur bakalım pire torbası. Neden kendi büyüklüğünde birine saldırmıyorsun bakayım? Bana bakma canım, biraz düşünürsen ben senin büyüklüğünde değilim. Yok yok, iyileştim ben. Normal büyüklüğüme ulaştım işte. Seni sefil pire torbası seni. Senin derinden bir çift eldiven yapacağım. Ya da paspas yaparım. Aa, evet, bir çift çorap olabilir. Ya da bir bere. Hatta belki de... İyi geceler benim küçük şirin. İyi geceler şirin baba. Köylerinin burada bir yerde olduğundan eminim. Hatırladığıma göre Azman, nehirden sola dönüyorsun. Yoksa... lanet kedi, neredesin? Somurtko! Neredesin? Somurtko! Umarım onu yakında buluruz. Uyuyacağım çünkü. Hiç anlamıyorum. Tam yanımızdaydı. Ona ne oldu? Belki de onu Gargamel yakalamıştır. Gargamel mi? Gargamel'i buralarda göremiyorum. Kokusunu bile alamıyorum. Ben de Somurtkan'ı hiçbir yerde görmüyorum. Hadi köye geri dönelim. Ama onun burada olup olmadığını anlamak zorundayız. Hey! Bu iğrenç koku da ne? Sanırım bu... Gargamel! Şuraya bakın. Bunlar o aptal şirinler değiller mi? Yakında şirin çorbası olacaklar. Somurtkan nerede? Söyle bakayım Gargamel. Kim? Yani burada değil mi? Hayır, burada değil. Burada olsaydı çorba kasemde olurdu. Aa, ama buraya gel, sana bir sır vereceğim, gel. Sır mı? Bak, bu ciddi bir hataydı. Çok ciddi bir hata. Göstereceğim gününü sana. Kes şunu güçlü. Başımız zaten yeterince dertte. Evet, biz buradayız ve Somurtkan da herhalde şimdi köyde uyuyordur. Orada olmayı ne kadar çok isterdim. Azman seni aptal. Birazdan patlayacak. Neredeyiz, ne oldu? Kimin umrunda? Hadi hemen gidelim buradan. Hop. Bugün nereden birinde işe yaramaz gerizekalı hayvan seni tutup... Güzel, gittiler. Her şeyi tamamen mahvettin Azman. Evet, her şey planladığım gibiydi. Patlama, kaçışları... Ama çok yakında şirinlerin işlerini bitireceğim. Neresi açıyor Somurtkan? Her yerim ve bundan nefret ediyorum. Ne? Bundan da nefret ediyorum. Somurtkan, engin bilgime dayanarak söylüyorum, gülümseyene kadar hasta kalacaksın. İşte o kadar. Gülümsemekten nefret ederim. Şimdi baba, Gargamel bizi yakaladı. Ama biz ondan kaçmayı başardık. Size Gargamel hakkında ne söylediğimi biliyorsunuz. Ama Somurtkan'ı yakaladığını sandık. Yakalanmaktan nefret ederim. Şirin baba, Gargamel bir şeyler çeviriyor. Elbette Gargamel bir şeyler çeviriyor. Her zaman bir şeyler çevirir o. Ama bu sefer gerçekten bir şey çeviriyor. O halde o yaptığı şey her neyse onun için hazır olmalıyız demektir. Hadi bakalım. Seni seviyorum. Bu çok güzeldi müzisyen. Evet. Bu senin de içini aydınlatmıyor mu Şirine? İçimi aydınlatan bir şey var. Bak! Bir kitap. Bundan daha fazlası var müzisyen. Sihirli bir kitap. Onu Şirin Baba'ya götürsek iyi olacak. Bu çiçeklerin ne sorunu olduğunu anlayamıyorum. Formülümle ilgili bir terslik olmalı. Şirin Baba! Şirin Baba! Bu sihirli kitabı ormanda bulduk Şirin Baba. Sihirli kitap mı? Bu kitap Şirinler Krallığı'nın en güçlü büyücüsü olan Büyücü Şirin'e aittir. Büyücü Şirin mi?
Ya ama Şirin Baba her zaman bizden başka Şirinler olmadığını söylerdin sen. Olduğunu ben de bilmiyordum doğrusu. Büyücü Şirin'i hiç duymamıştım. Kesinlikle senin kadar zeki olamaz Şirin Baba. Bundan eminim. Bakalım büyüleri dediği kadar iyi miymiş? Kutu Fatan. Bu senden daha iyi mi demek Şirin Baba? Eğer bizden başka bir Şirin varsa onu da buraya getirmemiz gerekir, öyle değil mi Şirin Babacığım? Sanırım getirmeliyiz. Şimdi bu kitaba göre gizemli bir dağın tepesinde yaşıyor. Uzun bir yolculuk olacak doğrusu. Yolculuklardan nefret ederim. Gülümsemekle ilgili dediklerimi hatırla Somurtkan. Yani uzun yolculukları pek sevmiyorum. Yani ben uzun yolculukları seviyorum. Ama hala iyi hissetmiyorum. Gidelim, hazırlanmalıyız. Daha çok var mı Şirin Baba? Pek fazla değil. Ay ben çok yoruldum. Daha çok yolumuz var mı Şirin pek Baba? Pek fazla değil. Yine daha ne kadar yolumuz var Şirin pek Baba? Pek fazla değil. Daha çok var mı Şirin Baba? Evet var. Dikkat edin. Hepiniz tek tek geçin. Dikkatli olun. Tehlike sesleniyorum. Tehlikeden nefret ederim. Belki de evde kimse yoktur. Daha yakına gelmeyin. Burada bekleyin. Bu yalnız görmem gereken bir şey. Ben büyücü Şirin'im. Şirinlerin en güçlüsü. Sen kimsin? Ben Şirin Baba'yım. Şirin Baba, sevgili dostum. Kendi türümün bir örneğini görmeyeli uzun zaman oldu. Hoş geldin. Seni buraya getiren nedir bakalım? Çünkü büyücü Şirin, senin varlığından haberim yoktu. Evet. Bu çok uzun bir hikaye. Büyü kitabımın sende olduğunu görüyorum. Ne? Bu da neydi? Birileri daha mı var? Lütfen, lütfen çocuklarım. Sizi göremiyorum. Daha yakına gelin. Daha yakına gitmekten nefret ediyorum. Evet. Daha yakına. Evet. Tam oraya. Hayır, geri dönün. Geri dönün. Gargamel. İşte artık elimde senin Şirin Baba. Gargamel'den nefret ederim. Ay, Şirin Baba'ya ne yapacak? Azman, gözlerini ondan ayırma. Ve şimdi mide bulandıran küçük Şirinler beni köyünüze götüreceksiniz. Sahibi bir dene bakalım, gel buraya. Seni asla köyümüze götürmeyeceğiz kötü kalpli Gargamel. Evet ama sana hiçbir şey göstermeyeceğiz asla. Dara, köyümüzü asla göremeyeceksin. Ay, belki de çok düşüncesizce konuşuyoruz. Beni dinleyin Şirinler. Gargamel'i sakın köyümüze götürmeyin. Öyleyse götürmezseniz neler olacağını size göstereyim. Kasama! Gördünüz mü baş belası Şirinlerin büyümün? Geri kalanını tamamlarsam sevgili Şirin Babanız yanacak. Ne yapacağız şimdi? Şirin Baba'yı yok etmesine asla izin veremeyiz. Pekala kötü kalpli Gargamel. Şirin Baba'nın canını yakma. Seni köyümüze götürürler. Hayır, bırakın bana istediğini yapsın. Kasama. Hayır Şirin Baba, dediğini yapacağız. Yola geleceğinizi biliyordum. Daha ne kadar var? Pek fazla değil. Daha çok var mı? Evet var. Bu yüzden sızlanıp durma. Durun. Sen de kimsin? Ben gerçek büyücü Şirin'im. Şirinler Krallığı'nın en güçlü Şirin'iyim. Öyle bir şey yok ki. Onu ben yarattım çünkü. Ben gerçeğim ve bunu kanıtlamak için elimdeki bu sihirli tozla dünyayı sarsabilirim. Hassanma!
Ama bu bütün büyücülerin yapabileceği çok ucuz bir numara dostum. Aa, bana inanmıyorsun. O halde üzerinde durduğun toprağın seni yutmasını sağlayacağım. Atsama! Dur. Seni uyarıyorum. Dur. Ben sinirli bir adamım. Sinirlendirme beni. Ay, buna inanamıyorum. Büyülerin Şirin babanınkinden bile daha güçlü bu Şirin'i. Şimdi bana inanıyor musun? Hayır, sen bir yalancısın. Bir sahtekarsın. Seni elime geçirinceye kadar bekle. Pekala. Dileğiniz nedir efendim? Anne. Kötü büyücüyü ormandan kaçırın. Hayır. Hayır. Onları benden uzak tut. Çıkarın beni buradan. İmdat. Teşekkürler. Büyücü Şirin köyümüzü kurtardınız. Sizin gücünüz Şirin babanınkinden bile daha büyük. Şirin baba nerede? Daha geri dönmeliyiz ve onu oradan kurtarıp... Merak etme güçlü. Ben iyiyim. Ben her zaman için sen olduğunu biliyordum Şirin baba. Sadece onları anlayıp anlamadıklarını. Bütün o büyüleri nasıl yaptın Şirin baba? Tek başıma yapmadım. Hayalci, usta, ahçı, şakacı, şair, müzisyen. Peki ama tepemi nasıl yaptın Şirin baba, söyler misin? Çok kolay Sakar. Hazır olun şiirler, atlayın. Yaşasın aslan Şirin baba. Kimse senden daha iyi olamaz Şirin baba. Her zaman dediğim gibi sen en iyisisin. Ben ne zaman öğreneceğim? Şirin baba, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Rengi doldukça soluk mavi. Neren acıyor? Her tarafım. Galiba sorunun ne olduğunu biliyorum. Yanıldım ben. Mutlu olmak için çok çabalıyordum ve bu yüzden de hastalandın işte. Yani kendim olabilir miyim? He? Söylemekten nefret ediyorum ama... Evet! Teşekkür ederim Şirin baba. Mutlu olmaktan da nefret ederim ama. Bitti sayılır Azman. Sıkı dur Azman. Şeytani zekamın dahiyane ürünü işte. Bu beni Şirinlerin asla kayıtsız kalamayacağı bir şekle sokacak. sepet için çok uygun bir yer. Evet öyle. Güzel, biraz da bundan. Tıpkı bebek sesine benziyor. Ama bir bebek çayırda ne alak ki? Tanrım, çok ilginç bebek bu, evet. İnanamıyorum. Bir bebek Şirin. Şirin aşkına, sen nereden çıktın böyle? Eminim kurt gibi taşsındır. Canım, merak etme tatlı şey. Seni evime götürüp leziz Şirin çileğiyle besleyeceğim. Millet, bakın çayırda ne buldum. Bakın, bebek Şirin nereden gelmiş gözlükte? Bir bebek Şirin. Nereden gelmiş olabilir sence bu? Bebek Şirin aslında bak... Bu çok aptalca bir soru, biliyor musun sen ha? Sizce de o dünyanın en tatlı şeyi, öyle değil mi? Tatlı mı? Bence hiç de tatlı değil. Katılıyorum. Aslında dünyanın en çirkin şeyi bile denebilir buna. O çirkin değil gözlüklü. O sadece Evet, aslında o benim gibi biri değil ama yine de katılıyorum. O eşsiz bir şey. Bence o çok şirince ve ben ona bir sürpriz hazırlayacağım. Biri sürpriz mi dedi? Ay. Ben gidip
Şirin çileği reçeli getireceğim. Ben de fazla battaniye var. Ben de çiçek toplayayım. Ben de. Bebek çirinlerden nefret ediyorum. Ay nefret ediyorum. Gel şirin bebek, yemek vakti. Şimdi sana sıcacık şirin çileği şurubu vereceğim. Şirin çileği şurubu mu? Be. Merhaba bebek şirin. Bak sana ne yaptım. Çok şirince, öyle değil mi? Bebek şirin beşikte, rüzgar estikçe de beşik sağladı. Ağlama lütfen, lütfen. Biraz daha yukarı kaldırayım mı? Kaldırayım, tamam. Dur. Durmuyor ama. Bebeğe pasta pişirdim. Dikkat et. Şirin gidi aşağılık şirin. Yani. Dıkıl dıkıl. Hey, şuna bak. Pastamı beğendi. Biliyor musun Somurtkan? Bebek şirinde bana çok tanıdık gelen bir şey var. Ama bir türlü çözemiyorum. Bebecik. Bana dokunma Solucan. Yani dıkıl dıkıl ınga. Gıdık gıdık bakalım. Belki hatırlarım. Gidelim Somurtkan. Bebek şirinin uyuması gerek. Aa, bebek ne içiyor? Ha? Hayır. Hayır. Bu pislik de ne böyle? Of, zehir gibi kokuyor. Şimdi kuş beyinli, yani dıkıl dıkıl ınga. Olu 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 olu. Bebek şirin, bebek şirin. Ay, hiçbir şey yok. Yok bebek şirin, şirin bebek, bebek şirin. Aha, acı veren gerçekler. Yakında eski halime dönüp tekrar sevinmeyen kişi olacağım. Ne? Biri mi var orada? Orada ne oluyor? Şuna bakın. Bu kadar karışıklığı kim yaptı? Ama ben dolabı kapamıştım. Şimdi oldu işte. Başka bir şey düşünmeliyim. Bu da ne? Bir yabani kaktüs çiçeği. İşte bana çok kötü bir fikir verdi. Günaydın Süslü! Beni duymadın mı Süslü? Sana günaydın dedim ve bence karşılıksız bırakmak çok büyük saygısızlık olur, tamam mı? Ay Süslü! 1, 2, 3 Güçlü! Süslü ve gözlüklerin olduğunu duydun mu? Onlar... ataşlaşmış! Burada ne dolaplar dönüyor acaba? Bilmiyorum ama başıma gelsin istemem. Ama bu bana ilham verdi. Bir tür taşlaşmak. Rüzgarlı bir tepede duran... Belki de değişiklik yaparım. En iyisi tüyme... Şirin baba, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Şirin'e? Çok kötü şeyler oluyor. Şirinler taşlaştı. Taşlaştı mı Şirin aşkına? Peki ya bebek Şirin? Bilmiyorum. Onu hiçbir yerde bulamadım. Gel, gidip onlara bir göz atalım. Zavallı Şirinler. Çabuk, onları laboratuvara getir. Panzehir bulmalıyım. Ulu Şirin, biri buraya girmiş. Hayır, kaktüs çiçeklerim. Evet ama bunu kim almış olabilir ki? Kim almış olabilir? Taşlaşma Şirinlerden nefret ederim.
Kaçan el arabalarından da nefret ederim. Yine ne oldu? Lanet olsun. Bu aptal ve iğrenç şirinlerin tümünü taşlaştırmak yıllarımı alabilir. Onları bir anda yok edecek bir yol bulmalıyım. Evet, buldum işte. Hepsini yok edeceğim. Yakında bu köyden geriye sadece mavi kirli kanlar kalacak. Saati 7'yi ayarlayayım bakayım. Güzel. Güneş bu iğrenç şirinler için son kez batacak. Şirin bebek neredesin? Ah, şu şalak yaratık. Bebek! Ha? Ne? Aa, bebek şirin. Ne yapıyorsun? Siz aptal küçük mavi yaratıkları gökyüzüne poşlayacağım canım. Gargamel! İmdat! Beni buradan çıkarın! Evet, evet, bu işe yarar. Şirin baba, bebek gitmiş. Aa, onu hiçbir yerde bulamadık. Tek bulduğum şey bu. Tahmin ettiğim gibi. Bütün bunlar bebek Şirin'in işi. Ama o daha bir bebek. O bebek değil, o Gargamel. Ha, o Gargamel mi? Bütün şirinlere panzehir verdik mi? Evet, verdik Şirin baba. Ha, fazla uzun sürmeyecek. Duydun mu? Ya bebek Gargamel'miş. Ya. Evet, evet öyleymiş dedi. Taşlaşmış yürekler. Tembel. Şirin baba. Ay, Şirin baba, bebekte bomba var. Bomba mı? Bebek Şirin'in bombası mı? Aha. Ay, sarnıçın orada. İşte oldu. Bir iki saniye daha ve sonra bum, Şirin Mirin yok. 3, 2, 1 ve sahne. Ne oldu bu lanet olası bombaya? Kötülük aşkına. Nerede benim bombam? Hops. Şirinlerden nefret ediyorum. Güle güle Gargamel. Güle güle. Sonunda. Sonunda evimdeyim. Hayır. Dur. Uzak dur. Senin bunak kedi senin, benim canım Gargamel, tanımadın mı? İşte orada, özel formülüm. Neye bakıyorsun sen? Azman, aptal yaratık, nasıl saldırırsın bana? Ha, neyse boş ver. En azından o iğrenç şirinlere benzemiyorum artık. Neyse, ne kadar küçültücü. Şimdi kötü şans büyüsünü nereye koymuştum bakayım? Aa, bulamıyorum. Nerede? Halbuki buraya koyduğuma eminim. Yok. Yok işte. Şirinler sadece olgun meyveleri toplayacağımızı unutmayın. Evet, bundan emin olmanın bir tek yolu var güçlü Şirin. Fena değil ama çok iyi de değil. Ya bir iki hafta daha istermiş. Obur Şirin, tadına bakacağına toplasana. Baksana somurtkan ve sakar Şirin çok güzel bir yöntem bulmuşlar. Bundan nefret ediyorum. Bir aşağı bir yukarı. Ay, böyle giderse bu işi asla bitiremeyeceğiz ama. Evet Azman, gördüğün gibi hepsi burada. Aha. Bitmek üzere şirinler. Bu ağaç sonuncu ağaçtı.
Hey hey, şu ikisini unutmuş olmalıyız. Olgunlaşmışlar mı bir bakayım? Ah! Gargamel, Şirin'le hayatınızı kurtarın! Gargamel'den nefret ediyorum. Azman, yakala onları. Aa, senin yaşlı sümsük gidi. Çocuklar, bu Azman'a çok güzel bir sürpriz olacak. Azman, seni emekliye ayırmanın vakti geldi de geçti bile. Koşmaya devam edin, hala peşimizdeler. Daha hızlı koş Azman, daha hızlı. Hadi çabuk. Ay. Artık yorulmaya başladılar. Sadece onlar mı yorulmaya başladı? Galiba ben pes ettim. Eğer 10 yaş daha genç olsaydım, o mavi cüceleri daha ilk saniyede yakalardım. Şirinler, ne oldu böyle? Gargamel ve Azman bizi kovaladı Şirin Baba, ama hepimiz kaçtık. Ama bu sefer şansları varmış, onları muafiyet çektim şöyle bir yumruk yüzüne. Ama biz çok şanssızız çünkü bütün şirin çilekleri yerlere saçıldı. Bence de haklısın, dikkatsizlik kazaları yol açar. Şirin çileklerin başına gelen bu felaketten sonra ben sadece sizi teselli etmeye çalışıyordum. Sanırım bunlar sizi teselli etmeye yeter Şirinler. Şirin çilekleri. Ama Şirin Baba, bunları kendiniz için ayırtmıştınız. Onları paylaşmak bana zevk verir. Bu arada benim bunlara pek de ihtiyacım yok. Teşekkürler. Sağ ol. Siz keyfinize bakın. Ben gidip biraz dolaşacağım. Güle güle Şirin Baba. Şirin Baba çok iyi bir insan. Evet, bizim için çok fedakarlık yapıyor. Belki de bir şirinler de onun için güzel bir şey yapabiliriz. Evet, acaba en çok neyi sever? Ben biliyorum. En çok sevdiği şeylerin bir listesini görmüş. Ha öyle mi? Nerede? Şirin babanın kitaplarından birindeydi. Hadi gelin size göstereyim. Listelerden nefret ederim ama Şirin babayı çok seviyorum. İşte buradaymış. Ay durun. Galiba buydu. Yok, belki de şuradakidir. Bize vakit kaybettireceğini biliyordum. Evet, bize vakit kaybettirdin. Bu sefer bu kitapta olduğunu adım gibi emin. En çok sevdiğim şeyler. Bu Şirin babanın el yazısı, öyle değil mi? Aferin sana Sakar Şirin, sayende listeyi bulduk. Asıl ben bulmak üzereydim. Evet bakalım. Basit şarkılar, seramik, güzel resimler, taze kır çiçekleri ve koca bir kase fırında kızartılmış mantarlı orman salatası. Ben gidip çiçek toplayacağım. Ben de gidip salata yapacağım. Ben obur Şirin'e yardım ederim. Ben de yöneticiniz olurum. Çünkü Şirin Baba bize her zaman ne der? Lider olmayan bir ekip, kaptanı olmayan bir gemi yürütmeye benzer. Beni de bekleyin. Evet, hemen hemen her şeyi bulduk. Ama mağara mantarı yok. Bütün mağaralara baktık. Burada başka mağaralar da var. Hayır. Şirin Baba bize her zaman der ki, herkese olduğu gibi bütün şirinlerin de başına sıkıştığı bazı durumlar olabilir. Ve bunu olgunlukla kabul etmek gerek. Demek her durumu olgunlukla karşılayacaktık ha? Galiba Şirin Baba bu sefer... Wow, şu mantarların büyüklüğüne bir bakın. Şuraya bakın. Ne şirin bir geyik, öyle değil mi? Üstelik çiçekler de çok güzel. Bunu siz de gördünüz mü? Oradaki sudan içti ve aniden gençleşiverdi. Bu Şirin Baba için harika bir hediye olur, öyle değil mi? Bu gençlik iksiri. Evet. Dur bakayım bu kadar. Ne oluyor? Burası benim mağaram ve sen benim suyumu çalıyorsun. Çocuklar, bu troll!
Bak çabuk beni yere indir yoksa şimdi gözüne filan vururum. Yere mi? Nasıl yani? Biliyor musun sen gerçekten çok kötü birisin. Sadece su alacaktık. Buraya giren hiç kimse mağaramdaki sihirli sudan bana hediye vermeden alamaz. Evet. Ne dediğini gayet iyi anlamışsınızdır Şirinler. Şimdi buradan toz olup evimize gidelim. Gerçekten güzel bir hediye bu. Hayır olmaz. O Şirin babanın. Ama artık benim oldu ufaklık. Çabuk onu geri ver bak sonra yüzüne vururum. Şimdi suyunuzu alın. Ha, tabii suyu alalım. Ama çok fazla değil. Çabuk ol güçlü Şirin. Güçlü Şirin. Bekle. Yine ne istiyorsun? Size küçük bir hediyem vardı. Bunu kabul ederseniz sevinirim. Şirinler artık elimden kurtulamayacaksınız. Kaçak. Sessiz olalım. Şirin babayı uyandırmayalım. Çok doğru. Şşt. Kulaktan kulağa. Şşt. 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 Of. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şirin babayı uyandıracaksınız. Kalkın da şunları toparlayalım. Durun, ben size yardım edeceğim. Ay teşekkürler Şirin baba. Şirin baba. Böyle ağır işleri yapmak için sizce de çok geç olmadı mı Şirinler? Ay, yok bu işi halleder mi baba? Zahmet yok 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 yok. Her Şirin kendi gücünün yettiği işleri yapmalıdır. Neyse. Bu torbalarda ne vardı? Bu bir sürpriz. ıvır zıvır canım. Şirin baba. Ben çok susadım Şirinler. İşte Şirin baba. Ama o bayağı su içmeseydi çok daha iyi olur Şirin baba. Ben şimdi size taze su getireyim. Soğuk hayır, soğuk. Hayır bu gayet iyi. Evet ben şimdi uyumaya gidiyorum. Artık eskisi kadar genç değilim, bunu biliyorsunuz. Çok yakında olacaksınız. Tanrım, su hiçbir işe yaramadı. Şu troll hepimizi kandırdı, üstelik Şirin Baba'nın defterini de aldı. Çocuklar, eğer Şirin Baba defterinin kaybolduğunu anlarsa bize çok kızar. Ya bakın, eğer Şirin Baba'ya bütün sürprizleri hemen verirsek belki o zaman bize kızmaz. ama ben bundan emin değilim. Hepiniz hazır mısınız? İşte geliyor. 1, 2, 3. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Merhaba Şirinler. O da ne demek? Evet benim. Hadi gelin Şirin top oynayalım. Çok iyiydi dostum. Hadi siz de atın. Ay tanrım bakın o su işe yaramış işte. Sanırım çok fazla içmiş. Zavallı. Şimdi ne yapacağız? Şirin baba başımızda olmazsa beladan kurtulamayız demektir. Yakaladın. Vay. Bu halin Şirin topu oynamak için çok ideal. Ne kadar eğlenceli değil mi? Oyun. Şirin babanın yapmak istediği tek şey bu. Ben eminim ki eğer gidip Şirin babayla biraz sohbet edersem... Hey Şirinler! Neden hepinizin yüzü asıldı? Çok önemli bir sorunumuz var Şirin baba. Ve o da sensin. Hayır, sorun sensin. Henüz çok küçük. Bir liderimiz olmadan biz nasıl yaşayacağız? Oynamak için lidere mi ihtiyacınız var? Tamam. Tek ayağınızın üzerinde durun ve benim gibi yapın. Hadi Şirinler bu çok eğlenceli. Bari aklımıza bir şey gelene kadar gönlünü yapalım. Şimdi ellerinizi belinize yerleştireceksiniz. Şimdi de çamurun içine atlayacaksınız. Çamurdan nefret ederim. Bence bu ne yapıyor? Çok saçma. Peki biz Şirin babayı tekrar eski haline döndüremez miyiz? Belki Şirin babanın laboratuvarında bir formül vardır. Evet, bence de bunu deneyebiliriz kurnaz. Size burada bulacağımızı söylemiştim. Genç iksiri paz zehri için 29. bölüme bakınız. Dur bakayım. Burada yok.
sakın bu trolün aldığı olmasın ha. Ay, öyleyse onu derhal geri almalıyız. Ay. Ben de gelebilir miyim? Ha? Hadi ne olur. Çok üzgünüm Şirin Baba ama sen daha çok küçüksün. Ben de buna katılıyorum. Sevgili Şirin Baba'ya birilerinin göz kulak olması gerek ve ben de bu işi pekala yapabilirim. Hangisinin daha kötü olduğunu ben de bilemiyorum. Seni burada bırakmak mı yoksa yanımızda götürmek mi? Eğer sizinle gelirsem çok daha kötü olur. Bu kalıyorum anlamına mı geliyor? Evet ama Sakar Şirin de burada kalacak ve hem sana hem de Şirin Baba'ya göz kulak olacak. Artık anlıyorum ki genç Şirin Baba'ya göz kulak olmak trolle uğraşmaktan çok daha tehlikeli bir işmiş. Biraz daha büyüdüğüm zaman ben de sihirli şirin formülleri yapabileceğim. Hey! Ne oluyor? Laboratuvarı kim kilitledi? Bence oradan uzak durmalısın Şirin Baba. Çünkü küçük şirinler böyle şeylerle uğraşmaz. Tamam, tamam. Hadi şirinler saklambaç oyunu oynayalım. Sen ebe ol. Şimdi gözlerini kapat ve bine kadar say. Hadi. Bine kadar mı? Neden? Yoksa bine kadar saymayı bilmiyor musun? Tabii ki biliyorum canım. Hayır, bilmiyorsun. Evet, biliyorum. Hayır. Evet. Hayır. Şimdi sana göstereceğim. Seni oyun bozan yapacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi gidip diğer şirinleri bulayım. 58, 59, 60. Kurnaz Şirin. Şirin Baba biraz önce ormana doğru koşuyor. Lütfen şimdi aklımı karıştırma Sakar. 61, 62, 63. Ama Kurnaz Şirin, ya Şirin Baba ormanda kaybolursa? Canım tabii ki ormanda kaybolacak. Ben de gidip onu bulacağım. Burada şirinlerin saklanmaç oyunu oynuyoruz. Ve sen bana kaçta olduğumu unutturdun. Kurnaz, çok üzgünüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte orada. Şu anda uyuyor, şansımız varmış. Ya işte bu beni hiç korkutmuyor. Ay tanrım, kitap buralarda bir yerlerde olmalı. Hey ufaklıklar, yoksa bunu mu arıyordunuz? Artık bu kitap benim oldu ve çok yakında sizler de benim olacaksınız. Hiçbir yere kaçamazsınız. Ay tanrım, haklıymış. Lütfen bırakın gidelim Bay Troll. Buradan bana hediye vermeden hiçbiriniz çıkamazsınız. Ama bu sefer hiçbir şey getirmedik ki. Ben getirdim. Hayır, trolü ikinci kez kandıramazsın. Seni hiç kandırır mıyım? Bak. Bu gerçekten çok güzel bir sürpriz olabilirdi ama işte eğer istemiyorsan ben... Çabuk ver bana şu hediyeyi. Ben sürprizleri çok severim. Kaçın! Peki kitabı hanginiz aldınız? Kitap mı? Yok, olamaz. Neden bana bakıyorsunuz ki? O mağaraya dönüp trolden büyük kitabı rica etmemi beklemiyorsunuz herhalde. Aramızda büyü yapmayı bilen bir tek Şirin Baba var. Yani vardı. Biz bu konuda hiçbir ama şey bilmiyoruz ki. Ama büyü yapan birini tanıyoruz. Zekilleri çok severim. Ormanlarda gizlenirim. Umarım koca bir balık yakalarım. Çünkü ben ağzımın tadını iyi bilirim. Merhaba kedicik. Acaba şirinleri gördünüz mü? Bana öyle geliyor ki karnımı doyurabileceğim. Şirinler mi demiştin? Şirinler. Yoksa sen troll müsün? Troll mü? Ben alçak gönüllü ve iyi kalpli bir büyücüyüm. Sahi mi? Evet. Senin gibi bir şapşalın troll olmayacağını tahmin etmeliydim. Seni biz yumurcak. Azman, yakala onu. Kedicik oynamak mı istiyor? Beni yakalayamazsın. Sakın kaçmasına izin verme. Hey!
Sen iyi kalpli bir büyücü değilsin. Dur diyorum senin sefil şirin yavrusu. İşte yakaladım seni. Hop gel buraya gel. Gel buraya diyorum sana, yakalayacağım seni. Dur diyorum minik şirin. Bir daha asla tek bir şirin bile görmek istemiyorum, anladın mı? O Gargamel! O yine mi şirinler? Gidin başımdan. Artık sizin gibi afacan şirinlerle başa çıkamıyorum çünkü yaşlanmaya başladım. Ama Gargamel, ihtiyacın olan şey bizde. Söyle bakalım neymiş o? Seni eskisinden daha genç yapacak sihirli bir kaynak bulduk. Yani siz gençlik çeşmesi mi buldunuz ha? Evet. Sana neresi olduğunu gösteririz. Tabii eğer Troll'un yaşadığı mağarada unuttuğumuz o kitabı alıp bize verirsen. Peki onun bir gençlik çeşmesi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bana kanıtlayabilir misiniz? Kanıtlamak mı yani şey şimdi? Merhaba çocuklar. Uzun süredir sizi arıyorum. Hey! İşte beni deliler gibi kovalayan kötü büyücü bu. Hadi onu yakalayalım. Sakin ol Şirin Baba, bize yardım edecek. Şirin Baba mı? Bu Şirin Baba mı? Öyleyse anlattıklarınız doğru. Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun ahbap? Beni hemen yere bırak. Gelecek sefer benimle konuşurken çok dikkatli ol büyücü. Pekala, size istediğiniz kitabı getireceğim. Siz bana şu sözünü ettiğiniz gençlik çeşmesini gösterin yeter. İşte trolün mağarası burada. Ve tabii trol de orada. Evet, hiç kimse benim büyülerime karşı koyamaz şirinler. Burada bekleyin. Size kitabınızı geri getireceğim. Ama kitabın nerede durduğunu bile sormadı. Ona asla güvenilmez. Bunu her yaştaki Şirin bile görebilir. Çok haklısın Şirin Baba, ama o bize yardım edebilir. Bu onun da işine gelir. Hadi. Hey, trol ortalıkta görünmüyor. Bu benim işimi çok kolaylaştıracak demektir. Buraya giren hiç kimse bana hediye vermeden soyumdan alamaz. Bir hediye? Oh, tabii ki. Tabii. İşte burada bir tane olacaktı. Neredeydi? Tamam buldum işte. Çok kısa bir süre sonra iğrenç kokulu bir kara kurbağası olacaksın trol. galiba bir aksilik oldu. Ben seni şimdi kelebeğe çevirmeyi deneyeceğim dostum. Ay, ne beceriksiz büyücü böyle bu. Galiba bize yardım edemeyecek. Hadi gidip kitabı alalım. Pekala, bunu sen istedin. İşte sonunda becerdim. Şirinler, bu durumda bile boyumuzdan ulaşmıyor. Peki Şirin Baba'yı omuzlarına alırsan oraya erişebilir Şirin'e. Şirin Baba. Şirin Baba. Buradayım çocuklar. İşte kitabınızı buldum. Merak etme Şirin Baba, seni tuttum. Ay düşeceğim, düşüyorum. Olamaz. Hala peşimde yaklaşıyor. Kaç Azman, kaç. Çabuk kaç. Ya. İşte böyle Şirin Baba, biz sadece seni biraz gençleştirmek istemiştik. Evet, sana sürpriz yapacaktık Şirin Baba. Ama hiçbirimizin aklına bu kadar çok küçüleceğin gelmemişti Şirin Baba. Yani ben büyüdüğüm zaman Şirinlerin lideri mi olacağım, öyle mi diyorsunuz yani? Abiciğim, ilk ve tek liderimiz Şirin Baba'dır. Tamam öyleyse, ne bekliyoruz ki? Orada çok fazla kaldığını düşünmüyor musun? Umarım ne yaptığını iyi biliyordur Şirinler. Tanrım! Şirin Baba! Bir şeyiniz yok ya! Şirin Baba! Merhaba benim minik Şirinlerim. Şirin Baba! Seni
böyle yeniden yaşlı görmek çok güzel. Ya teşekkür ederim baba, çok güzel baba. Yine de benim için pek bir sakıncası yoktu. 999 ve 1000 önüm arkam saklanmayan sobedir. Aa Kurnaz Şirin, bu arada Şirin baba yeniden eski haline geldi. Nereye saklandıklarını söylemek hiç de hoş olmaz değil mi? Elinde sonunda sizi bulacağım Şirin baba. Hiçbir Şirin Kurnaz Şirin'i atlatamamıştır. Şirinler! Nereye gitti bunlar? Kayboldular. Buna daha fazla katlanamayacağım. Bıktım artık Azman. O küçük iğrenç şeyleri yakalayıp tekrar elimden kaçmaya artık son, tamam mı? Şu andan itibaren onları teker teker yok edeceğim. Teker teker elinden kurtulamazlar. Bu iksir işimi görür. Çok yakında Azman, bu ormanın her köşesi Şirin kırıntılarıyla kaplanacak. O bu Şirin çorbası için bu bitki köklerinden çok fazla istedim. Evet, umarım buna değer. Sen bulabildin mi tembel Şirin? Ha, hayır sporcu Şirin. Ben bakayım şu tarafta Şirinleyebilir miyim? Ay, ay, ay. Şirinleyebildin mi tembel Şirin? Ay, arıyorum Şirin'i. Sanırım bu iş bayağı zaman alacak. Oh. Dinle Azman. Horluyor. O iğrenç kemirgenlerden biri olmalı bu. Ay ne? Gargamel. Vay canına. Pek de akıllıymışsın. İmdat! Yardım edin! İmdat! Bağır bağıra bildiğin kadar seni mavi beyinli baş belası. Seni sefil yaratık. Yakala onu Azman. Çabuk durma. Yakala onu. Nereye kayboldu bu? O aşağılık küçük canavar fazla uzağa gitmiş olamaz. Tek sorun onun nereye gittiğini bulmak. Çık dışarı bakayım, çık. Neredeysen dışarı çık. Çık dışarı. Çık dedim, duymadın mı? Duydun mu beni? Oy. Oh. Seni iğrenç yaratık. Seni kedi çorbası yapacağım. Hayır. Gargamel! Azman! İkisi de taş oldu. Hadi Şirinler, gayret! Gayret! Çatıya dikkat! Hey Şirinler! Şirinler! Hemen bizimle gelin çabuk! Gargamel'le Azman ikisi de taş oldular. Taş mı? Gelin size gösterelim. Bekleyin, geliyoruz. Bekleyin, geliyoruz. Durun, bizi de bekleyin. Hadi Sakar, tamam. Hadi ama Sakar, oyun oynamanın sırası değil. Gargamel taş olmuş. Bence bu hiç de komik değil. Gargamel taş olmuş. Burada neler oluyor? En iyisi gidip bir bakmak. Baksanıza nasıl da taş olmuş. Gözlerime inanamıyorum. İşte bu çok komik. Bu gördüğüm en şirincil manzara. Hayır, ikinci en şirincil. Gargamel'in tepesine son çıkan ıslak şirindir. Koşun hadi. Bunun olması iyi oldu Gargamel. Seninle hesaplaşmak için sabırsızlanmaya başlamıştım. Vurayım mı sana? Gözüne. Oh. Ona gününü gösterdin güçlü Şirin. Aa bu nasıl ressam? Muhteşem. Bu benim son şaheserim olacak. Şaheser mi? Bir dakika küçük şirinlerim. Bir dakika! Merhaba Şirin baba.
Gargamel bizi taşa çevirmek istedi ama ona engel olduk. İksir onun üzerine döküldü. Ondan sonra taşı aldı. Evet, ondan sonra taşı aldı. Sen Şirin olun bir dakika. Küçük Şirinlerim, Gargamel bunu kendi mi yaptı? Evet. Beni takip edin Şirinlerim. Nereye gidiyoruz Şirin baba? Gargamel'in evine. Gargamel'in evine mi? Panzehri bulmak için. Panzehri bulmak için mi? Ama neden Şirin baba? Gargamel bizi yok etmek istiyor. Çünkü küçük Şirinlerim, eğer biz Gargamel'le Azman'a yardım etmezsek onlardan farkımız kalmaz, değil mi? Gargamel'i eski kahrolası haline çevirecek formül bu olmalı. Ama sayfanın yarısı yırtılmış. Karışımdaki maddelerden biri eksik. O halde bundan vazgeçmekten başka çaremiz yok Şirin baba. Evet, vazgeçelim. Durun. Şirinler, doğru olanı yapmalıyız. Ama Şirin baba, Gargamel'le Azman, onlar bizim düşmanımız. Sporcu, onu sevmek zorunda değiliz ama kurtarmak zorundayız. Bir gün beni anlayacaksınız. Şimdi benimle gelin Şirinler. Belki eksik maddeyi kitaplarımdan birinde bulabilirim. Hadi bakalım. İstediğin kitapları depodan getirdim Şirin baba. Şuraya bırak lütfen Saka. Affedersin Şirin baba. Lütfen biraz daha dikkatli olmaya çalışır mısın Sakar? Peki Şirin baba. Umarım panzehir bu kitaplardan birindedir ve ben onu bulurum. Ne resmi yapıyorsun ressam? Bu şimdiye kadar yaptığım en müthiş eser olacak Monsieur Usta. Bir bakalım. Ama ben hiçbir şey görmüyorum. Şirin baba, Gargamel'i kurtarmak istediği için öyle büyük bir bunalıma girdim ki hiç ilham kalmadı bende. İlham mı? Bu korkunç. Bu Şirin üstü korkunç. Hey! Şakacı, bu hiç komik değil. Komik olan ne kaldı ki? Sonunda o zalim ihtiyar Gargamel'den kurtulduk diye sevinirken Şirin baba onu canlandırmak istiyor. Ha, merak etme şakacı, benim bir fikrim var. Usta Şirin Gargamel'in yerine geçecek bir şey yapıyor. Buna ne gerek var? Gargamel'den kurtulduğumuza çok seviniyorum. Bu Şirin babaya Gargamel varken işlerin ne kadar kötü gittiğini hatırlatır, değil mi? Evet, o zaman da bu panzehir işinden vazgeçer. Güzel, böylece Gargamel'e elveda. Sporcu, bu kadar zalim olma. Acımasız kötü kalpli de olsa ben Gargamel için üzülmeye başladım. Öyle mi? O halde Gargamel hakkında iyi bir şey söyle. Gördün mü? Hiç iyi bir yanı yok. İşte bitti. Sizi gidi sefil, iğrenç küçük Şirinler. Onları mutlaka bir gün yakalayacağım. Acı bize kötü kalpli çatı. Asla. Hepinizi yakalayacağım. Şirin olmayan bir şey var. Yeter usta, Şirin döndü. Yapamıyorum. Kontrol edemiyorum. İşte buldum. Formüldeki eksik madde burada. Umarım Şirin baba hemen gerçek Gargamel'e de bir çare bulur. Biz de güvende oluruz. Haklı olabilirsin şakacı. Gargamel'in panzehirindeki eksik maddeyi buldum. Ruh canlandırıcı ot. Bunu ancak Hokus Pokus ormanında bulabiliriz. Sizler bu pisliği şirinlerken sporcu bana istediğim otu bulur tabii ki. Hadi bakalım sporcu, bana yardım et. Sanırım burada kalıp diğer şirinlere yardım etsem daha iyi olur Şirin sporcu, baba. Sporcu, lütfen bana o ottan getir. Peki Şirin baba. Bu şirinlik inanılmaz bir şey. Bize o kadar kötülük yaptıktan sonra Gargamel'e yardım edeceğiz. Şirin babanın istediği otları buldum. Bu ihtiyar Gargamel'i hayata döndürecek ve ben de hayat boyu yaptığımdan pişmanlık duyacağım Tanrım. İmdat! 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 Ne
geç kaldığını biliyorum Şirin Baba ama sporcu ormanı çok iyi tanır. Bu doğru usta Şirin ama yine de onu merak ediyorum. Korkunç bir fırtına başladı. Peşinden gitmek yok. İmdat! Hapçam! Buradan hemen gitmezsem Şirin nezlesi olacağım. Hadi Şirin adımı. Tepeye vardık sayılır. Öyle yorgunum ki. İhtiyar sporcu sonu geldi galiba. Küçük Şirinleri çok özleyeceğim. Kim var orada? Sporcu sen misin? Şirin baba. Şirinler olsun. Siz Şirinlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sadece beni kurtarmakla kalmadınız. Hayatın ne kadar değerli olduğunu da gösterdiniz. Gargamel'inkinin bile. Şirin baba işte panzehiri yapman için gereken ot. Aferin sana sporcu. Artık Gargamel'le Azman'ı tekrar hayata döndürebiliriz. İşte oradalar. Hadi alçalalım. Al bakalım. Nerede o Azman? Nerede o iğrenç küçük... İksirim. Benim müthiş yok edici korkunç acımasız iksirim. Bunu nasıl yaptılar? Onlardan nefret ediyorum. O sefil mavi boyunların üzerindeki küçük mavi kafaların hepsini uçuracağım. Siz hayatımda gördüğüm en sinir bozucu, en iğrenç, en sefil küçük mavi yaratıklarsınız. Evet Şirin baba, galiba her şey normale döndü. Evet sporcu, duyduğum kadarıyla çok haklısın. Duvara sıkışan küçük fare büyük kırmızı kediye korkuyla bakıyordu. Küçük fare birden duvarın üzerinden atladı ve koşabildiği kadar süratle oradan kaçtı. Çabuk ol küçük fare, çabuk! Çok sinirlenen büyük kırmızı kedi duvarın üzerinden atlayıverdi. Kedilerden nefret ederim. Seninle tamamen aynı fikirdeyim Somurtkan. Daha geçen günlerdi ise Azman'a öğle yemeği oluyordum. Bütün kediler Azman gibi hain ve kötü müdür Şirin baba? Azman bir kedi. Ne kötü ne de bir hain. Bir kedi kedidir sadece. İzci Şirin haklı benim küçük Şirinlerim. Bir kedi kedidir. Kedi midir? Anlamıyorum. Yakal onu aptal kedi, yakal onu. O hırsız farenin benim peynirimi almasını istemem. Sen işe yaramayan bir kedisin Azman. Senden nefret ediyorum. Fare yakalayamıyorsun, kuş yakalayamıyorsun, şirin yakalayamıyorsun. Hiçbir işe yaramıyorsun yani. Yemeğimi yiyorsun, yatağımda yatıyorsun, bana pirilerini geçiriyorsun. Bu kadar yeter artık, git buradan. Git artık. Dışarı. Ama Gargamel kedisine kötü davranıyor Şirin baba. Kedinin oradan neden kaçmadığını merak ediyorum. İster inanın ister inanmayın küçük Şirinlerim. Onların birbirlerine ihtiyacı var. Efendi ile hayvan arasında özel bir ilişki vardır çünkü. Söylesene Şirin babam. Ben de bir hayvanın efendisi olabilir miyim? Bunu sabah konuşuruz Sakar. Şimdi artık yatma zamanı benim küçük Şirinlerim. Hadi iyi uykular bakayım. İyi geceler Şirin baba. Sabahleyin ilk iş olarak Şirin babaya bir ineğim olabilir mi diye soracağım. İnek mi? Eğer senin ineğin olursa ben de tavus kuşu isterim. Şirin baba bana güçlü bir ayı alabileceğimi söylemişti. Ben de kendi hayvanımla herkesi şaşırtacağım. Senin hayvanından nefret ediyorum. Gel bizi 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 bizi. Baba zamanı geldi. Gel bizi 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 bizi. Çok istiyorsan açlıktan öl budala kedisini. Ve hepimiz birer hayvanımız olmasını istiyoruz Şirin baba. Sakar bir inek istiyor ve ben de bir atım olsun istiyorum Şirin baba. Ben de bir tavus kuşu istiyorum. Ben bir ayı istiyorum. Ben de bir zürafa istiyorum. Lütfen Şirin baba izin ver. Özür dilerim ama bu hayvanların küçük Şirinlerime uygun hayvanlar olduğunu sanmıyorum. Ama ne var ki Şirin hayvanlara bir itirazım yok. Ben derim ki madem hayvanlarımız olacak neden bir hayvan gösterisi yapmıyoruz? Ödülü de olsun olur mu? Herkes için ödül. En büyük hayvan için ödül. En küçük için, en komik için, en sevimli için, tabii en akıllı için, en değişik hayvan için ödül. Tabii hepimizin hayvan olana kadar bir hayvan gösterisi yapamayacağımız çok açık. Böylece hemen gözlük düşünün. Şu andan itibaren hayvan araştırmasını resmen başladığını ilan ediyorum.
Biliyor musun Azman, sen adi bir kediden başka bir şey değilsin. Değersiz bir hayvansın sen. Değersiz, aşırı derecede olağansın. Ama bu uzun sürmeyecek. Bu muhteşem tatlıyı yedikten sonra benim kedim artık olağan olmayacak. Hayır, sen müthiş bir şirin avcısı olacaksın. Birkaçını kızartacak, birkaçından turşu kuracak, bazılarını soğuk luplayacağım. Evet, yemeğin hazır yavrucuğum. Afiyet olsun, afiyet olsun. Onu ye ve tadını çıkar, yoksa seni ıslak bir fareye dönüştürürüm budala. Şu hale bak, şu hale bak. Tatlının içine çok çamur koymuş olmalıyım. Ve eğer yüksek sesle konuşursan orman yaratıkları her zaman sana gelir. Bir dene şirine. Sana öğrettiklerimi sakın unutma, tamam mı? Mesela böyle mi işçi? Böylesi çok daha iyi şirine. Umarım aynı seninki gibi benim de bir kelebeğim olur. Eğer sabırlı olursan senin de bir tane olacaktır mutlaka. Son derece sabırlı olacağım. Gel bizi baba zamanı geldi. Senin için özel bir şey hazırladım ben, biliyor musun? Bu, bak gel kaçma, bu tatlın sevgili hayvanım. Çabuk ye, yoksa seni peltiye dönüştürürüm, hadi. Ah, bir inek mi? Oh, lanet olsun. İçine çok fazla süt koymuş olmalıyım. Ah, selam Şirin'e. Burada ne yapıyorsun? Hayvan gösterisi için kelebek yakalamaya çalışıyorum. Sen? Ah, ben de aynı şeyi yapıyorum. Denemeye devam et Sakar. Eğer sabırlı olursan bir şey bulursun. Umut ederim benim kelebeğim çabuk gelir. Tam 3 saattir sabrediyorum. Sana ye dedim. Ye. Eğer onu yemezsen ben seni yiyeceğim şimdi. Çok fazla yumurta koymuş olmalıyım. Aa, ne kadar şirin. Hadi cici böcek, hadi canım, sakın uçma. Bizim bugün hayvan gösterimiz var. Uçma, tamam mı? Bırakık onlara kadar sabret. O zaman onlara göstereceğiz. Örümceklerden nefret ederim. Aa, ne şirin hayvanlar. Umarım benim kelebeğim de birazdan gelir. Artık çok yoruldum. Ay, merhaba. Ay, ne? Çok doğru. Artık vazgeçsem iyi olacak. Ay, çok sevimlisin. Seni çok sevdim. Sen de beni sevdin mi? Sana fazi diyeceğim. Sen benim hayvanım olmak ister misin? Tartışmanın faydası yok tatlım. Bunu yiyeceksin. Oldu mu? Nihayet benim parlak böceğim. Asla sana karşı koyamayacaklardı yavrucuğum. Asla, asla. Devam et küçük kaya, neredeyse geldik. Evet, çok doğru bebek Şirin. Ve sonra biz... Aa, şuna bak bebek Şirin, ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Birbirinizi çok sevmiş görünüyorsunuz, ha? Sanırım sen de kendine bir hayvan buldun. Beklemekten nefret ederim. Sakar döner dönmez gösteriye başlayabiliriz. Hava kararır kararmaz canım. Senin parıltılarınla onları büyüleyeceğiz. Herkese merhaba, geciktiğim için özür dilerim ama kendime bir hayvan bulmakta çok zorlandım. Bu çok güzel. Kesinlikle öyle. Ve onu beslemek gerekmiyor. Onu fırçalamak gerekmiyor. Biz kayayı demiyoruz Sakar. Şu işte şu. O şeker şeyi diyoruz. Ay ne sevimli. Şaşılacak şey. Somurtkan, ben kütüphaneye gidiyorum. O tatlı şeyden gözünü ayırma. Tatlıdan nefret ederim.
Ve şimdi sıra yedinin yarışmasında. Fuzzy'yi gördün mü Sakar? Onu hiçbir yerde bulamıyorum, hem de hiç. Çok üzüldüm Şirin'e. Kesinlikle göremiyorum. Nereden bulmazsam yetenek yarışmasına sokamayacağım. Pamuklu panason. Parıltı. Parlama. Kesinlikle parlıyor aslında. Müzisyen ve onun cır cır müziği Horus. Kibirli. Fuzzy'yi gördün mü? Yo, hayır Şirin'e, görmedim. Ama eğer görürsem sana kesinlikle söylerim. Parıltılı sevgili, sayfa 35'e bak. Yaşasın! İyice Şirin, Fuzzy'yi gördün mü? Bunu itiraf etmek ne kadar hoşuma gitmese de çiftçi, bebeğin hayvanı benim ateş böceğime bile gölgede bıraktı. Evet, sanırım bütün ödülleri o alacak. Parıltılı sevgililerin türü 1000 yıldan uzun bir süre önce yok olmuş. Bu bir parıltılı sevgili değil, bu Gargamel'in bir oyunu. Oh Şirin baba, Fuzzy'yi hiçbir yerde bulamıyorum, ne yapacağım? Şimdi olmaz Şirin'e, bu köyde çok büyük tehlike var. Nihayet, nihayet. Parla küçük sevgilim, parla, 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 parla küçük sevgili, hadi, hadi parlasana be! Oyların çoğunluğuyla ve büyük bir zevkle sana bebek Şirin bu büyük ödülü sunuyorum ve... Canavar! Canavar! Kaçın! Aman tanrım, bu tamamen benim suçum! Şaşılacak şey. Burada neler oldu? Bilmiyorum izci. Sihirle neler olacağı belli olmaz. Fuzzy'yi nerede bulabilirim? Eğer seni ne kadar sevdiğimi bir bilseydin. Eğer sen... İşte oradasın Fuzzy. Ne oldu? Fuzzy. Doğrusu şakacı, hiçbir şey anlamadım. Önce parlayan sevgili bir parlayan sevgiliydi, değil mi? Evet. Evet, daha sonra kocaman bir canavar oldu ve sonra parlayan sevgili küçük cini mini bir canavar oldu. Ve şimdi de Şirin baba onun aslında Azman olduğunu söylüyor. Ama Azman aslında büyük bir kedi. Ne bu? Sen mi geldin sevgili hayvanım benim? Evet. Ha, bakalım bu neymiş? Azman, şu haline bak. Ne değersiz yaratıksın böyle sen. Evet, kendin için söyleyecek bir sözün yok mu?